Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Faltkonjunktion. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, Faltkonjunktion şayet bağlıcı anlamına geliyor. Ne demek istediğimi örnek cümleler içerisinde göreceğiz. Ich muss morgen nicht arbeiten. Yarın çalışmak zorunda değilim diyor cümlemiz. Ich kann dir beim Umzug helfen. Ben sana taşınmada yardımcı olabilirim diyor. Bakın burada arkadaşlar ne var? İki tane modal fiil cümlesi var. Birisi müssen, diğeri de können ile yapılan, değil mi? Beim Umzug arkadaşlar taşınmada anlamını taşıyor. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getireceğim. Şayet anlamına getirecek olursam diyeceğim ki ich kann dir beim Umzug helfen, ben sana yardımcı olabilirim, falls ich morgen nicht arbeiten muss, şayet çalışmak zorunda olmazsam. Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Baştaki yapıyı, daha doğrusu şu ikinci cümleyi ne yaptım? Başa getirdim ve sana ben taşınma esnasında, değil mi, taşınmada yardımcı olabilirim. Dolayısıyla ich kann dir beim Umzug helfen. Virgülümü getiriyorum. Falls ich morgen nicht arbeiten muss. Şayet çalışmak zorunda olmazsam diyor cümlemiz. Ve böylelikle falls cümlesini kurmuş oluyoruz. Bakın burada falls cümlesinde arkadaşlar eğer iki cümleyi ben bir araya getiriyorsam ve bağlaç olarak falls İki cümlenin ortasındaysa ne yapıyormuşum demek ki? Virgülle ayırıyorum ilk cümleyi ve ikinci cümle falls ile başladığında ne yapıyorum? Cümlenin sonuna eylemi atıyorum. Eğer modal fiil varsa da eylemden sonra o geliyor ki burada da bunu görüyoruz. Bakın arbeiten muss ile cümle sonlanmış. Dolayısıyla modal fiilli bir cümle bu şekilde ele alınıyormuş. Ve bu durumda ben sana taşınmada yardımcı olabilirim. Şayet yarın çalışma zorunluluğum yoksa anlamı doğuyor bununla. Şimdi arkadaşlar ben falls cümlesini bu ortada gördük. Başa aldığımda da gene şayet anlamına gelen falls'ı başa da alabiliyorum. Bu durumda yarın çalışmak zorunda olmazsam sana taşınmada yardımcı olabilirim diyor cümlemiz. Bu durumda falls ich morgen nicht arbeiten muss, yarın şayet çalışmak zorunda olmazsam sana taşınmada yardımcı olabilirim dediğimde falls ich morgen nicht arbeiten muss, kann ich dir beim Umzug helfen. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Falls yapısı başa geldiğinde demek ki ne yapıyorum? Aslında bir nevi buradaki yapıyı, bakın sağ tarafta değil mi, virgülden sonraki falls yapısını buraya taşımış oldum. Değil mi? Falls ich morgen nicht arbeiten muss, virgülümü getirdim ve modal fiille devam ediyorum. Kann ich dir beim Umzug helfen demiş oluyorum. Ne yapabilirim? Sana taşınmada yardımcı olabilirim demiş oluyoruz. Buradaki kilit nokta ne arkadaşlar? Virgülden sonra modal fiilin gelmesi. Sonraki örneğimize bakalım. Du findest ein neues Haus. Du rufst uns an. Evet, bakın burada arkadaşlar du findest ein neues Haus gayet anlaşılır bir şekilde. Ne diyor? Sen yeni bir ev bulacaksın ya da buluyorsun. Geniş zamanda verilmiş. Du rufst uns an, gene geniş zamanda sen bizi ararsın ya da arıyorsun anlamına gelen du rufst uns an. Bakın burada gene ayrılabilir fiil var. Şimdi şayet ki ile başlayacak olursak cümlemizi, yani falls ile başlayacak olursak ne oluyor bakalım. Falls du ein neues Haus findest, şayet ki yeni bir ev bulursan, virgülümü ayırıyorum ve ne dedik az önce? Modal fiil gelir dedik, değil mi? Ancak burada şimdi modal fiil olmadığından ne var? Anrufen fiili var. Anrufen ayrılabilir fiil olduğu için fiil köküm rufen ile devam ediyoruz. Rufst du uns an? Bizi ararsın demiş oluyoruz. Demek ki şayet ki yeni bir ev bulursam bizi ararsın dediğimizde falls du ein neues Haus findest,
Hufst du uns an demiş oluyoruz. Ve bakın burada falls ne olmuş? Cümlenin başına gelmiş değil mi? Falls'ı şimdi cümlenin, iki cümlenin ortasına alalım. Bağlaç göreviyle falls ne olacak? Du rufst uns an. Bakın gayet olağan bir cümle. Virgülümü getiriyorum. Şayet yeni bir ev bulursan. Ne olacak? Falls du ein neues Haus findest. Bakın sen bizi ararsın. Du rufst uns an. Virgülümü getirdim. Falls du ein neues Haus findest. Şayet yeni bir ev bulursan demiş oluyoruz. Üçe bakalım arkadaşlar. Angela wird Italienisch lernen. Evet bakın burada Futur 1 gelecek zamanı kullanıyoruz değil mi? Angela İtalyanca öğrenecek diyoruz. Angela wird Italienisch lernen. Bakın sie findet einen Job in Italien. O bir iş buluyor İtalya'da. Şimdi arkadaşlar burada şayet İtalya'da bir iş bulursa ne yapacak? İtalyanca öğrenecek diyeceğiz. Ve buradaki şayeti yani fals yapısını iki cümlenin ortasına öncelikle bir getirelim. Nasıl ele alacağız? Angela wird Italienisch lernen. Bakın buradaki yapının aynısını buraya taşıdım. Angela İtalyanca öğrenecek. Angela wird Italienisch lernen. Şayet falls sie einen Job in Italien findet. Şayet bir iş bulursa İtalya'da demiş oluyoruz. Demek ki Angela wird Italienisch lernen, falls sie einen Job in Italien findet. Bakın eylemin nerede olduğuna çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi falls yapısını cümle başına taşıdığımızda ne olacak? Falls Angela einen Job in Italien findet. Şayet Angela İtalya'da bir iş bulursa, falls Angela einen Job in Italien findet, virgülümü getiriyorum. Ve ne dedik az önce arkadaşlar? Eylemle devam ederiz dedik değil mi? Ya da modal fiille devam edebiliriz. Yardımcı fiille devam edebiliriz. E bu durumda şimdi gelecek zamanda futur yardımcı fiili neydi? Werden. Ne olacak? Virgülden sonra werden gelecek. Yardımcı fiil. Bu durumda wird sie Italienisch lernen demiş olacağız değil mi? Ama burada herhangi bir yardımcı fiil olmasaydı ne olurdu? Lensi İtalyeni şeklinde bir şimdiki zaman ya da bir geniş zaman anlamı taşımış olurdu. Ancak burada gelecek zamandan bahsettiğimizden dolayı werden yapısı, werden yardımcı fiiliyle virgülden sonra ne yapmış oluyoruz? Cümlemizi bu şekilde devam ettiriyoruz ve wird sie Italienisch lernen ile cümleyi sonlandırıyoruz. Demek ki falls Angela einen Job in Italien findet, wird sie Italienisch lernen diyormuşuz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Şimdi baştaki iki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ich muss morgen nicht arbeiten. Yarın çalışmak zorunda değilim değil mi? Ich kann dir beim Umzug helfen. Sana taşınmada yardımcı olabilirim. Şimdi bunu falls ile demek ki bir araya getirdiğimizde bu iki cümleyi ne yapabiliyormuşuz? Falsı yani bu iki cümleyi fals bağlacını ortada kullanacak şekilde bir araya getirebiliyoruz. Ya da cümle başına taşıyaraktan değil mi? Öncelikle cümlenin, iki cümlenin ortasına getirelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Ich kann dir beim Umzug helfen. Sana taşınmada yardımcı olabilirim diyor. Virgül mü? Ayırıyorum burada bakın. Falls ich morgen nicht arbeiten muss. Şayet yarın çalışmak zorunda olmazsam diyor. Şimdi buradaki falls yapısını cümle başına taşıdığımızda falls ich morgen nicht arbeiten muss, şayet yarın çalışmak zorunda olmazsam virgülümü getirdim. Kann ich dir beim Umzug helfen? Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Falls da falls ile başlıyorsa cümlemiz virgülümü getiriyorum. Fiil, modal fiil ya da yardımcı fiille devam ediyor. Bir sonraki cümlemiz değil mi? Daha doğrusu cümlenin diğer yarısı diyelim daha anlaşılır olsun diye. İkiye baktığımızda Du findest ein neues Haus. Sen yeni bir ev buluyorsun. Du rufst uns an. Sen bizi arıyorsun. Bakın burada ayrılabilir fiil var. Dolayısıyla ayrılabilir fiil gene ayrılabilir olarak kalacak. Bu durumda Falls du ein neues Haus findest. Şayet yeni bir ev bulursan
virgülümü getirdim ve ne dedim az önce? Eylem gelebilir, yardımcı fiil, modal fiil değil mi? Burada ne var? Anrufenin rufst an değil mi? Çünkü ayrılabilir olduğu için gene o şekilde kalıyor. Rufst du in uns an demiş oluyoruz. Şimdi falls yapısını iki cümlenin ortasına getirirsek ne oluyormuş bakalım ona. Du rufst uns an, sen bizi ararsın. Virgül mü getirdim. Falls du ein neues Haus findest, şayet yeni bir ev bulursan diyor cümlemiz. Üçüncü örneğimize baktığımızda Angela wird İtalienisch lernen. Evet, İtalyanca öğrenecek. Burada Futur 1 görüyoruz. Yardımcı fiilimiz werden, öyle değil mi? Sie findet einen Job in Italien. O bir iş bulacak İtalya'da. Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? İtalyanca öğrenecek. Şayet İtalya'da iş bulursa. Bu durumda Angela wird Italienisch lernen, virgülümü getirdim. Falls sie einen Job in Italien findet diyoruz. Şimdi de falls yapısını cümlenin başına taşıyalım. Ne olacak? Falls Angela einen Job in Italien findet, wird sie Italienisch lernen. Herhangi bir anlam kayması yok. Her şey yerli yerinde duruyor. Demek ki falls yapısında şunu dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cümlenin başındaysa o öğeleri ilgili yerlere koymam gerekiyor, değil mi? Ortasındaysa farklı bir şekilde o kurulumu sağlamam gerekiyor ki doğru bir şekilde ne yapalım? Falls cümlesine kuralım. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru bir telaffuzla tekrarlayalım. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ich kann dir beim Umzug helfen. Ich kann dir beim Umzug helfen. Ich kann dir beim Umzug helfen, falls ich morgen nicht arbeiten muss. Ich kann dir beim Umzug helfen, falls ich morgen nicht arbeiten muss. Falls ich morgen nicht arbeiten muss, kann ich dir beim Umzug helfen. Falls ich morgen nicht arbeiten muss, kann ich dir beim Umzug helfen. Du findest ein neues Haus. Du rufst uns an. Du findest ein neues Haus. Du rufst uns an. Falls du ein neues Haus findest, rufst du uns an. Falls du ein neues Haus findest, rufst du uns an. Du rufst uns an, falls du ein neues Haus findest. Du rufst uns an, falls du ein neues Haus findest. Angela wird Italienisch lernen. Sie findet einen Job in Italien. Angela wird Italienisch lernen. Sie findet einen Job in Italien. Angela wird Italienisch lernen, falls sie einen Job in Italien findet. Angela wird Italienisch lernen, falls sie einen Job in Italien findet. Falls Angela einen Job in Italien findet, wird sie Italienisch lernen. Falls Angela einen Job in Italien findet, wird sie Italienisch lernen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ihr fahrt in den Urlaub. In den Urlaub fahren, tatile gitmek anlamında arkadaşlar. Ihr habt genügend Geld. Genügend neydi arkadaşlar? Yeteri kadar, değil mi? Genügend Geld, yeteri kadar para. Dolayısıyla şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Ne ile? Falls ile. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Şayet yeteri kadar paranız varsa tatile gidersiniz anlamına gelecek olan bir cümleyi kuracağız falls ile. Bakalım. Ihr fahrt in den Urlaub, falls ihr genügend Geld habt. Bakın demek ki sizler tatile gidersiniz. Şayet yeteri kadar paranız olursa anlamı geliyor değil mi? Bakın falls ne olmuş arkadaşlar? İki cümlenin ortasına gelmiş oluyor ve bağlaç görevinde burada değil mi? Öyle bir fonksiyonu var. Demek ki falsı bu şekilde ele aldığımızda eylemimiz haben ne olacak? Cümlenin sonuna gidecek. Şimdi falsı cümlenin başına taşıdığımızda ne olacak? Bakalım. Falls ihr genügend Geld habt, şayet yeteri kadar paranız varsa, fahrt ihr in den Urlaub, tatile gidersiniz demiş oluyor. Değil mi bu cümle? Demek ki falsı arkadaşlar
cümle ortasında olabileceği gibi cümlenin başında da olabiliyormuş, değil mi? Az önce de hatırlattığım gibi arkadaşlar, bu yapıları kullanırken mutlaka ilgili öğelerin nerede olduğuna mutlaka ama mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Sıra geldi son örneğimize. Ich gehe nicht ins Schwimmbad. Ben havuza gitmiyorum. Es regnet. Yağmur yağıyor. Şimdi şayet yağmur yağarsa ben havuza gitmiyorum diyeceğiz. Ne yapacağız? Falls. Şimdi iki cümlenin ortasındaysa eğer bağlaç görevinde aslında cümlenin başında olduğunda da gene bağlaç görevi görüyor. Ancak ortasında bulunuyorsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki yapının aynısını buraya taşıyacağım. Ich gehe nicht ins Schwimmbad. Ben havuza gitmiyorum. Bakın virgülümü getirdim. Falls es regnet. Olur da yağmur yağarsa, şayet yağmur yağarsa anlamında falls es regnet dedim. Ya da falls yapısını değil mi cümlenin başına taşıdığımda şayet yağmur yağarsa falls es regnet gehe ich nicht ins Schwimmbad diyormuşuz. Dilerseniz şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Demek ki ihr fahrt in den Urlaub, sizler ne yapıyorsunuz? Tatile gidiyorsunuz diyor. Ihr habt genügend Geld, sizlerin yeteri kadar paranız var demiş oluyoruz, değil mi? Şimdi bunu falls ile birleştirdiğimizde ve falls yapısı iki cümlenin ortasındaysa nasıl ele alınıyor? Ihr fahrt in den Urlaub, falls ihr genügend Geld habt diyormuşuz, değil mi? Falls cümle başına geldiğinde falls ihr genügend Geld habt, comma, fahrt ihr in den Urlaub diyormuşuz. Ve son örneğe baktığımızda ich gehe nicht ins Schwimmbad, ben havuza gitmiyorum. Es regnet, yağmur yağıyor. Şimdi diyeceğim ki şayet yağmur yağarsa ben havuza gitmiyorum. Bu durumda ich gehe nicht ins Schwimmbad, falls es regnet, ya da falls es regnet, gehe ich nicht ins Schwimmbad diyormuşuz, değil mi? Dilerseniz şimdi bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr fahrt in den Urlaub. Ihr fahrt in den Urlaub. Ihr habt genügend Geld. Ihr habt genügend Geld. Ihr fahrt in den Urlaub, falls ihr genügend Geld habt. Ihr fahrt in den Urlaub, falls ihr genügend Geld habt. Falls ihr genügend Geld habt, fahrt ihr in den Urlaub. Falls ihr genügend Geld habt, fahrt ihr in den Urlaub. Ich gehe nicht ins Schwimmbad. Es regnet. Ich gehe nicht ins Schwimmbad. Es regnet. Ich gehe nicht ins Schwimmbad, falls es regnet. Ich gehe nicht ins Schwimmbad, falls es regnet. Falls es regnet, gehe ich nicht ins Schwimmbad. Falls es regnet, gehe ich nicht ins Schwimmbad. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde falls konjunksiyon konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.